Sevgili gençler, bize dedik ya gerçekten uzmanlık gerektiren, işin ehlini gerektiren bizde çok önemli alanlardan, süreçlerden bir tanesi. Bakmayın işi bazen magazine vuruyoruz, bazen eğlenceye döküyoruz ama konu çok önemli ve çok ehemmiyetli. Eğer bu prosedürleri aşamazsınız, doğru adımlarla ilerlemezseniz bu sefer ret yiyorsunuz. Ret yediğiniz her şey olumsuz olarak sizin hanenize işliyor, bir dahaki adımınızı daha da zorlaştırıyor. Belki planladığınız kariyer planlarınızı biraz daha askıya almanıza, zamana ötelemenize sebep oluyor. Onun için çok önemli, çok kıymetli bu videolarla anlatmaya çalışıyoruz. Önemli şeylerin altını çizmeye çalışıyoruz. Şöyle söylenebilir, amacınız reklam yapmak mı? Hayır değil. Bu alanda mağduriyet yaşayan birçok insanla karşı karşıya kalıyoruz. Mağduriyetleri toparlayabilmek çok daha zor oluyor. Dolayısıyla biz uyarıları baştan yapalım. Siz adına reklam deyin demeyin ama bu işin yolu, prosedürü bu. Ne olursa olsun işin, tekrar tekrar ifade ediyoruz, ehlinle çalışın, uzmanınla çalışın ve bu konuda da mağdur olmayın. Şimdi gelelim, Kanada'ya öğrenci olarak gideceksiniz ve öğrenci vizesi nasıl alınır gibi soruları bize yöneltiyorsunuz ya, işte o yönelttiğimiz sorulara istinaden de bu videoyu çekiyoruz size. Kanada'ya öğrenci vizesi nasıl alınır? Videomuzun başlığı bu. Nasıl alınır Bahadır Bey? Keşke bunun çok kolay böyle bir tek cümlelik falan cevabı olsaydı. Çok güzel olurdu. Olsaydı. Hayat çok güzel olurdu. Ne güzel olurdu. Biraz olurdu. Daha şu gençlerin ebeveynlerin işi kolay olsaydı. Ama o evraklar, o süreçler gerçekten zor, yorucu ve bunaltıcı. Toparlamak kolay değil. O zaman siz anlatın. Biraz ön fikir olsun. Ya zaten bu kadar kolay olsaydı gerçekten böyle mağduriyetler de yaşanmazdı. Şimdi zaman zaman hani bizim buna çok fazla zamanımız olmuyor gerçekten de ama bazen böyle bloglara, forumlara, işte Facebook sayfalarına vesaire bakma şansımız oluyor. Oralarda da çok fazla soru görüyoruz. Evet. Böyle potansiyel öğrenciler tarafından sorulan sorular. Ve oralarda da işte Kanada'da yaşayan insanlar tarafından verilen bazı öğütler, tavsiyeler görüyoruz. Hakikaten arkadaşlar çok yanlış bilgiler dolanıyor. Sakın ama sakın diyeyim yani sadece onlarla yola çıkarak başvurunuzu falan oluşturmayın. Çünkü, dikkat edin. Evet yani mesela şöyle bir şey başımıza geldi. Onu da özellikle söyleyeyim. Bir Facebook sayfasıydı. Tamamen tek söylediğimiz şey şuydu. Arkadaşlar bakın hani burada bilen bilmeyen çok fazla insan yorum yapıyor. Laf kalabalığı var. Laf kalabalığı. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Yani insanın mesela şöyle bir örnek vereyim size. Öğrenci oraya işte 3 aylık dil eğitimine gitmiş. Belki hala orada, belki dönmüş. Hayatında ilk defa İngilizce konuşulan bir ülkeye gitmiş. Kanada'yı hiç bilmiyor. Coğrafyasını bile bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Vizesini de kendi yapmış ama tamamen kendi yaptığı belki vizeden sadece bir haberdar. Yani dolayısıyla şimdi tutuyor mesela turist vizesi yapmış birisi olarak tutuyor stadı vizeyle alakalı yorum yapıyor. En kötü şey. Tabii evrakla alakalı falan filan yorum yapıyor. Arkadaşlar gerçekten bunlar çok sağlıksız şeyler. Çünkü herkesin, biz daha önceki videolarda da bahsettik. Herkesin profili, case'i birbirinden farklı. Aldığı eğitimler, onlar için sunulması gereken evraklar, onlarla alakalı kurulacak illiyet bağları farklı. Tutup yani orada bir de şimdi şöyle bir şey de var. Bakın bloglarda, forumlarda, bu tip Facebook sayfalarında şurada burada yorum yapan insanların ne eğitim geçmişlerini bilirsiniz. Ne hayat tecrübelerini bilirsiniz. Ne yaşlarını çok iyi bilirsiniz. Sadece orada bir genellikle isim veya nick görüyorsunuz veya işte bazen fake bir fotoğraf görüyorsunuz. Ve o insana güveniyorsunuz. Bu çok yanlış bir şey. Siz gelecek planlarınızı şekillendirirken bu tip insanlara sakın ama sakın güvenmeyin. Okuyun. Ama mutlaka o bilgileri teyit edin. Bu tip bilgilerle yola çıkmayın. Çünkü biz yola çıkan insanlarla alakalı mağduriyetler işte gördük bu tip forumlarda, bloglarda. Onun üzerine yazdığımız yorum da şuydu. Bu tip yanlış yönlendirmeler olabiliyor. Bazen kasıtlı olmasa bile, yani onu özellikle tırnak içerisinde belirtmemize rağmen bu muamele yapıldı. Kasıtlı olmasa bile insanlar bilinmeyerek yanlış şekilde yönlendirilebilir. Bu insanların üzerine gelecek inşa etmek istedikleri bir planın aksamasına, seklemesine sebep olabilir. Ondan ötürüdür ki lütfen uzmanlardan yardım alın. Ki orada hani biz ne isim belirttik, ne şu ne bu falan vesaire. Sayfadan banlandık biliyor musunuz? Blok oldunuz. Sayfayı, evet biz sayfayı aşağılamışız diye. Arkadaşlar şimdi bakın bu tip sayfaların çok büyük bir çoğunluğu kar amaçlı. Ona özellikle size söyleyeyim. Evet. Aldıkları reklamlar şunlar bunlardan ötürü, kar amaçlı olduklarından ötürü. Ne kadar yorum yazılırsa, ne kadar orada kullanıcı olursa
O onların aynı zamanda takip sayısını, işte öne çıkma tabii durumlarını falan filan etkiliyor. Dolayısıyla da siz orada böyle bir yorum, sizin orada böyle bir yorumda bulunmanız oradaki insanların gerçekten uzmanlara gitmesine, o sayfaya fazla rağbet etmemesine sebep olabileceğine ötürü siz sanki hakaret etmişçesine banlanıyorsunuz. Dolayısıyla hani o tip sayfalarda bizi aramayın. Biz o tip sayfalarda yokuz. Olmayız da zaten. O yüzden de mutlaka geleceğinizi planlarken arkadaşlar uzmanlığından emin olduğunuz insanlardan en azından danışmanlık veya tavsiye almanızı öneririm. Çünkü eğitim vizesi kendi içinde karışık bir prosedür. Bizim için o kadar karışık değil. Çünkü biz yıllardır o vizyona, evet yıllardır o vizyona zaten sahibiz. Yani hani biz birebir vize görevlisi olmasak da tabii ki o bakış açısıyla artık bakıp en azından hani şunları şu şekilde yapsan, böyle yapsan, böyle izah etsen daha iyi olur gibi bir danışmanlık verebiliyoruz. Ama bu yapılmaksızın, hangi eğitime gittiğiniz fark etmeksizin aynı başvuruyu yapmak, iyi niyet mektubunda nelere değinip değinmeyeceğinizi bilmeden aynı başvuruyu yapmak, hakikaten de sizin failure vermenize, yani oradan bir red almanıza sebep olabilir ve büyük bir risk. Şu anda örneğin Kanada'da dolaşan red oranları daha yeni açıklanan istatistiklere göre %45'lerin üzerinde arkadaşlar. 40-45'ler civarı. Popüler bir ülke, gidilmek ve çalışılmak, okunmak istenen bir ülke. Dolayısıyla başvuru çok. Dolayısıyla da aslında elemek kriterleri de çok. Vize de bunların en başında geliyor. Daha suyun başında. Adamlar işi riske atmayacak aksiyon adımlarını oluşturuyorlar. Peki vize için genel olarak hani söyleyeceğiniz en önemli noktalar nedir? Kişi, birey neye dikkat etsin? Neye dikkat etsin? Öncelikle şunu, şimdi kendisi de yapabilir. Bakın, vize başvurusunu birey kendisi de yapabilir. Kendisi de hazırlayabilir. Yeterli İngilizce seviyesine sahipse, o formları doldurabiliyorsa, iyi niyet mektubunu yazabiliyorsa ve yes, o vize mantığına sahipse. Çünkü şöyle şeyler de olabiliyor mesela, bize geliyor. Turist vizesini daha önce gitmiş, Schengen'e falan başvurmuş, Amerika'ya gitmiş vesaire. Ben Kanada eğitim vizesini de yaparım diyor. İkisi birbirinden farklı arkadaşlar. Eğitim vizesinin açıklanması, izahati, birbiriyle bağının kurulmasıyla turist vizesi çok farklı. Turist vizesinde belirli bir meblağ belirtiyorsunuz. İş yerinizden belge alıyorsunuz, başvuruyorsunuz ve alıyorsunuz turist vizesi. Hakikaten zor bir durum değil. Yani özellikle gezmek için gidiyorsanız, eğitim için alınan Kanada'daki turist vizesinden bahsetmiyorum. Ama eğitim için gidiyorsanız öncelikle formları doğru doldurmanız gerekir. O formlardaki vereceğiniz bilgilerle sizin hazırladığınız belgelerin birebir örtüşmesi gerekir. Bakın, en ufak bir farklılık hissederse veya sezerse vize görevlisi daha detaylı, daha şüpheci şekilde evraklarınıza yaklaşmaya başlayabilir. Ki zaten daha önce de ben belirtmiştim. Bir vize görevlisi, emin olun, zaten önünde çok fazla dosya olduğuna ötürü sizin dosyanıza maksimum zaten bazen 8, 10, 15 dakika ayırabiliyor maksimum. Dolayısıyla siz zaten bu zamanda da irdelemeye yöneltirseniz onu, emin olun vize ready ve verme ihtimali artacaktır. O yüzden ne yaparsanız yapın başvurunuzu arkadaşlar, yanlış bir şey söyleseniz bile tutarlı olun mutlaka ki. Yani sizin o niyet mektubunuzda yazdıklarınızla, formda verdiğiniz bilgilerle, vize formlarınız var çünkü, resmi vize formlarınız. O formda verdiğiniz bilgilerle sunduğunuz evrakların hepsinin bir illiyet bağlamasına ve tutarlı olmasına dikkat edin. Şimdi bunları tabii tek tek izah etmeniz mümkün değil. Hangi evrakla hangisi tutarlı olabilir tabii falan filan. Çünkü biz bunu şey, genelini anlatalım, yani dikkat edileceği noktalar. Yani bunu şey gibi düşünün çünkü. Siz matematikçisiniz. Kombinasyon hesabı gibi düşünün. Varsiyonlar var. Aynen. Şimdi yani 50 tane evrak, işte 10 farklı case düşünün. 50'nin 10'lu kombinasyonu şeklinde düşünün arkadaşlar. O çok, o kadar farklı bir hal alabiliyor. Doğru. Herkes için farklı bir şekil olabiliyor. O yüzden de benim size söyleyeceğim kilit nokta, key point, tutarlı olun. Mutlaka eğitiminizi neden istediğinizi, gittiğinizde neden, bakın spesifik olarak şöyle bir tüyo verebilirim. Alacağınız eğitimlerin size ne katkı sağlayacağını spesifik olarak belirtin. Eğer siz bir program alıyorsunuz, atıyorum kolejde veya üniversitede, nasıl bu programın içeriği size nasıl hizmet edecek, bunu mutlaka izah edin. İşte eğitim hayatınızda boşluklar varsa, neden boşluklar oldu olmak durumunda kaldı, bunları izah edin. Döndüğünüzde bu aldığınız eğitim size nasıl fayda sağlayacak, bunu izah edin. Ve şundan kaçının, şunu da özellikle belirteyim. Bakın çok key noktalar veriyoruz burada gerçekten de. Bunları hiç kimse söylemez. Hiç kimse söylemez, onu iddia ediyorum. Arkadaşlar şöyle bir key nokta var. Asla ve asla tutup Türkiye'deki zor şartlardan, işte drama queen gibi böyle bahsetmeyin. Çünkü Türkiye'deki işsizlik oranıymış, Türkiye'deki zor şartlarmış, bilmem neymiş vesaireymiş. Emin olun bunlar onları hiç ilgilendirmiyor. Zaten onlar biliyorlar bunları. Hmm.
Sizin orada yapmanız tamamen edebiyat oluyor. Drama oluyor. Gerek yok böyle bir şey. Çünkü o sizi daha olduğunuzdan da kötü bir duruma sokuyor. Yani hani zaten süper bir durumda olmayabilirsin. Zaten insanlar bu kadar böyle dört başı mamur mu derler. Dört başı mamur olsa zaten gidip böyle bir eğitim almaz veya Kanada yaşamayı sonrasında düşünmez. Onlar da bunun farkındalar. Fakat siz ne kadar böyle dramatik bir case çizerseniz emin olun size yaklaşım tarzları da o denli ön yargılı olacak. Şey gibi, ayna gibi, aynaya baktığınızdaki yansıma gibi. Güzel bir cümleyle başvurmak güzel bir yansıma. Kesinlikle. Negatif bir cümleyle başvurmak negatif bir yansıma. Evet. Aynalarınız enerji dolu olsun, mutlu olsun. Araya bir şey söyleyeceksin. Araya bir şey söyleyeceğim, sözünüzü keseceğim. Çünkü bu video bitince bir daha bunun için video çekmemiz gerekir. Söylemezsek. Arkadaşlar, evet söylemezsek. Arkadaşlar, iyi niyet mektuplarınızı Türkçe yazmayın. Anlamıyor insanlar. Yani vize görevlileri... Niye Türkçe yazma ihtiyacı hissediyorsunuz ki gençler böyle yaban vize için? Öyle vizeler mi geliyor? Başvurular mı geliyor? Tabii canım, Türkçe yapılan ben bir sürü iyi niyet mektubu gördüm. Yani hani ya böyle bir şey bakın yazıyorsanız bile bari bir tercüme ettirin de verin. Çünkü anlamıyor ki. Yani bakın evraklar süper. Bu çok iyiydi ama. Bakın evraklar süper. Vize formları falan doğru doldurulmuş. İyi niyet mektubunda ne yazdın, ne için gittiğini anlamıyor bile senin vize görevlisi. Direkt red veriyor. Sakın ama sakın, yani Türkçe anlamıyorlar. Türk memurlar da var bakın. Onu da söyleyebilirim. Ama çok büyük ekseriyeti Türkçe anlamıyor ve bakmaz bile. Lütfen İngilizce yapın. Bu riske girmeyin. Tüm evraklar sevgili gençler İngilizce olacak. İngilizceye çevrilecek. En azından bir yeminli tercüman tarafından çevirisi yapıp dosyanıza ilintilenecek. Tapular, ruhsatlar harici arkadaşlar. Onlara geliyor. Sadece not düşmeniz yeterli. İyi niyet mektubu. Boşu boşuna para ödemeyin. Aynaları söyleyebilir miyim? Söyleyin şimdi lütfen aynalar. Aynaya bakışlarınız bol, gülümsemeli, enerjiniz yüksek olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.